Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle elektron diziliminde dikkat etmemiz gereken kurallardan bahsedeceğiz. Bu kuralları 3 başlık halinde toplayabiliriz. Bunlar Pauli ilkesi, Auffa prensibi ve Hund kuralı olmak üzere. Şimdi geçelim, bu kurallar neler söylüyor, nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Bunları teker teker görelim. İlk kuralımız Pauli ilkesi. Diyor ki Pauli, bir atomda bulunan iki elektronun da 4 kuantum sayısının aynı olamayacağını belirten ilkeye Pauli ilkesi denir. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunur. Bu iki elektron da zıt spinleri zıt spindir. Şimdi ne demek istiyor? Biraz daha açalım. Bizim 4 tane kuantum sayımız vardı. Neler bunlar? Baş kuantum sayısı, L açısal momentum kuantum sayısı, ML manyetik kuantum sayısı, bir de MS spin kuantum sayısı olmak üzere. Şimdi biz iki tane farklı elektron seçelim. İki farklı elektronumuz olsun. Bu iki elektron için 4 tane kuantum sayısını incelemeye başladığımız zaman. Mesela nerede olsun bu iki elektron da? 3D orbitalin içinde olsun. D orbitalleri 5 tane. 5 tane D orbitalimiz var. İşte birinin MLS'i eksi 2, birinin eksi 1, birinin 0, birinin artı 1, birinin de artı 2. Yani bu iki elektron mesela nedir? Şu anda seçtiğim iki elektron da bu orbitallerin içinde bir yerde olacak. Mesela aynı baş kuantum sayısına sahip olacaklar mı? Olacaklar. Aynı LD'ne sahip olacaklar mı? Olacaklar. Çünkü ikisi de D orbitalinde. LS2. Mesela her ikisi de atıyorum şu anda MLS sıfırın içinde olsun. Yani iki elektron da. Şuraya yerleştirelim. Tabii tüm hepsinin hani elektronlarımız var. Böyle yazdım elektronları içerisine. Ve şu seçtiğim iki elektron bu iki elektron olsun. Bu iki elektronun ML'leri de aynı mıdır? Aynıdır. Ancak birinin yukarı baktığımdan dolayı spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2'dir. Diğerinin spin kuantum sayısı ise arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir. Yani ne oldu şu anda? N'leri, baş kuantum sayıları aynı oldu. Açısal momentum kuantum sayıları aynı oldu. ML'leri aynı oldu. Manyetik kuantum sayıları ama MS'leri farklı oldu. O yüzden dördü de aynı olan iki farklı elektron yoktur. Bunu söyleyen kural Pauli ilkesidir. Aslında Pauli ilkesinin hani uymayan durum şudur aslında. Bir orbitalin içerisindeki iki elektron var ya, bu iki elektron aynı tarafa bakarsa, yani bu şekilde bakarsa ya da tam tersi bu şekilde bakarsa, bu arkadaşlar Pauli'ye göre yanlıştır. Özellikle sorularda bu şekilde soruyor. Hangisi Pauli ilkesine uymaz? Pauli'ye göre yanlıştır. Siz de ne arayacaksınız böyle durumlarda? Orbitalin içindeki bakan elektronun aynı yöne yönelmesi, aynı yöne bakması Pauli'ye göre yanlış olur. Çünkü diyor ki Pauli, bir atomdaki elektronun, iki farklı elektronun 4 tane kuantum sayısı aynı anda aynı olamaz. İşte buna Pauli ilkesi denir. Bakın, normalde bir orbitalin içindeki elektronlar zıt spinli olmak zorunda. Yanlış bir gösterim. İkisi de aynı yöne bakıyor yukarı, ikisi de aşağı bakıyor. Yanlış bir gösterim diyoruz. Pauli bunu söylüyor arkadaşlar. Pauli'nin ne söylediğini öğrenmiş olduk. Peki, başka kimler var? Bir başka kuralımız Hund kuralı. Evet, bu da çok önemli bir kuraldır. Önce ne söylüyor kural, sonra uygulamasına bakın. Elektronlar eş enerjili orbitalleri doldurulurken önce aynı spin olacak şekilde birer birer yerleştirilir. Daha sonra elektron sayıları zıt spin olacak şekilde ikiye tamamlanır. Yani eş enerjili orbital. Nedir eş enerjili orbital? P orbitallerinden bahsediyoruz. Mesela 3P orbitalleri. 3P orbitalleri kaç tanedir? 3 tane. 1, 2, 3. Değil mi? Biri bunlardan MLS eksi 1'dir, diğerinin 0'dır, diğerinin artı 1'dir. Yani bunlardan biri PX orbitalidir, biri PY orbitalidir, biri de PZ orbitalidir. Bunlar eş enerjili arkadaşlar. Yani 3PX, 3PY, 3PZ eş enerjili. Ama mesela 3P ile 4P eş enerjili değil gibi. Yani N artı L toplamlarından enerji değerlerinin bulunmasını bakacağız. Şimdi ya da ne bileyim işte 5S'nin enerjisi eşit değildir. Ama mesela 5S'nin içinde zaten bir tane orbital var. 4P'nin içindeki 3 tane orbital yine eş enerjili kendi içinde. Ya da 3D'nin enerjisi de oluşturan orbitaller 5 tanedir. Bu 5 orbitalin hepsi eş enerjili. Yani aynı düzeyde bulunan birden fazla orbitale sahip olan durumlarda bu orbitaller eş enerjili kabul edilir. Şimdi bu eş enerjili
orbitallere elektronu yerleştirmeye başlayacağız. Yerleştirirken diyor ki kural, Hund kuralı, birer birer yerleştir. Birer birer yerleştir ve bunları aynı spinli olacak şekilde yerleştir. Yani ilk gelen elektron saat yönüne dönüyorsa, yani yukarı bakıyorsa ok, diğerleri de öyle bakacak. Ya da aşağı bakıyorsa saat yönü tersine onlar da bakacak. Bak, uygulamaya yapalım. Mesela şöyle bir format yapayım ben de, daha hani burada zaten göstermiş ama ben de teker teker yerleştirmeyi birlikte yapalım. Böyle daha iyi anlaşılır. Şimdi bizim p orbitalimiz olsun. 3 tane biliyorsunuz p orbitalimiz var. Hangi düzeyde olduğu önemli değil. İkinci, üçüncü fark etmez. Hatta bir isim verelim. 2p olsun. 2p düzeyindeki orbitallerimize elektron yerleştireceğiz arkadaşlar. İşte bunlardan biri px, biri py temsil ediyor, biri pz. Eş enerjili şu anda. 2px, 2py ve 2pz orbitalleri eş enerji. Şimdi ben buraya bir tane elektron yerleştireyim. Bir dedim. Bu elektron nereye gelecek? Diyor ki Hund'a göre fark etmez. Çünkü eş enerjili bunlar. Herhangi birine bir tane elektronu yerleştir. Yerleştirelim mesela. Buraya yerleştirdim. Devam ediyorum. İkinci elektronun nereye gelecek? Sanki hani devamı gibi düşündü arkadaşlar. Yani birinci geldi. İkinci nereye gelecek? 2p2. İkinci elektron nereye gelecek? Şimdi bu elektron burada zaten. İkinci elektron ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Yani kesinlikle ikinci orbitalimize, yani ortadaki 2PY orbitaline gelmeyecek diyor. Çünkü birer birer demesinin nedeni o işte. Birer birer yerleştirir. Gelsin buraya elektron mesela. Geldi buraya. Ve gelirken nasıl geldi? Aynı spinli geldi. Yani yukarı bakıyordu ya ilk gelen elektron bu. İkinci elektron da bu şekilde ne yaptı? Yukarıya bakmak zorunda. İşte iki kural var aslında Hund'da. Bir, birer birer yerleştir. İki, gelen elektronlar aynı yöne bakacak. Zıt spinli olmayacak. Yani biri yukarı bakıyorsa diğeri de yukarı bakmak zorunda. Paralel spin kuralı. Paralel spinli olacak. Aynı spinli, paralel spinli olacak. Yani gidip de mesela 2P2'yi arkadaşlar şu şekilde yazamazsınız. Bakın P2 durumu bu şekilde olamaz. Ya da P2 durumu şuradaki gibi olamaz. Ya da P2 durumu şuradaki gibi olamaz. Çünkü P2'lerde buradaki hata nedir? Birer birer doldurmamış. Birer birer dolmamış. Buradaki hata ne peki? Paralel spin değil. Olması gerekeni ben yaptım. Devam ediyorum. 2P3. Bu sefer 3. elektronumuzu yerleştirelim arkadaşlar. 3. elektronumuz mecburen, şu anda şu elektronlar var. 3. elektron buraya gelmek zorunda. Tamam mı? Yani mesela şöyle bir dizilim yanlış. Yine doldurup geçtiği için P3 dizilimi yanlış. Peki P4 olsun. 2P4 ne yapacak? Şimdi dikkat. Şimdi paralel spinini birer birer yerleştirdik. İkinci elektron geliyor. İkinci elektron, şey, dördüncü elektron geliyor. İkinci, ikileyecek orbitallerin içerisine. Herhangi birine zıt spinli. Örneğin şuraya gelsin. Burada kesinlikle paralel spin olamaz. Paralel spin olursa zaten, yani iki orbitin içine gelen elektron da aynı tarafa bakarsa, bu neye göre yanlıştı? Biraz önce öğrenmiştik. Pauli'ye göre yanlıştı. Şu an Hund'a göre zıt spinli olacak şekilde yerleşecek. İşte P5, 2P5. İşte şu şekilde şu anda durum. 5. elektron herhangi bir yerini ikileyecek. Ters olacak ama zıt spinli. Sonra da 2P6, hepsi tam dolu hale gelecek. Şu anda durum bu. Gelecek olan yer kesinlikle ortadaki orbitalimiz ve zıt spinli olacak şekilde diyoruz. Evet, yani birer birer ve paralel spin olacak şekilde yerleşme Hund kuralıdır. Mesela P4 durumunu biz inceledik. Olması gereken durum bu şekilde olacak. Ama gidip de şu şekilde yaparsanız yanlış. Neden? Doldurup geçmiş arkadaşlar. Doldurunca birer birer dolduracağız, sonra zıt spinli olarak ikincileri dolduracağız. Yine buradaki hata nedir? Birini doldurmuş, tamam, sıkıntı yok bunda. Ama şurada nedir? Paralel spin değil. Paralel spin değil. O yüzden hatalı olmuş. Yani bunu otobüste koltuklara oturmaya benzetirler arkadaşlar. İşte iki kişilik koltuklar olsun böyle, birden fazla. Farklı kişiler biniyor otobüse. Ne yapıyor? Herkes ilk önce ikili koltuklardan bir tarafına oturuyor. Ve hepsi dolduktan sonra yeni gelenler yanlarına geliyor. Yani bu da bir, hani bizde de nedir, bir seçim bu şekilde oluyor genelde. Yani hiç kimseyi tanımıyoruz, bilmiyoruz. O yüzden ne yapmıyoruz? Herkes bireysel olarak gidiyor. Tek başına koltuklara oturuyor. Sonra
koltuklar dolduktan sonra bu sefer yanlarına birer kişi oturmaya başlıyor. İşte bunu benzetebiliriz. Hunt kuralı aslında otobüse binme gibi düşünülebilir. Koltuklarına oturma gibi düşünülebilir. Hunt kuralını da öğrendiğimize göre arkadaşlar geçiyorum şimdi bir başka kurala. Uygulaması var mı bakalım Hunt kuralının? Evet, neden doğru neden yanlış? Önce onları bir inceleyelim sonra geçeriz. Bir Auffbau kuralımız kaldı. Ondan da bahsedip kuralları bitireceğiz. Şimdi demiş ki Hund kuralına göre azot atomunun elektron diziliminde. Şimdi biz yazalım. Yani azotu biz yazalım. Azot 7. Dizilimi şöyle verilsin. Dizilimin nasıl olacağını göreceğiz ama bize bu verildi. 1S2, 2S2, 2P3 diye dizilimi verilsin. Şimdi doğru dizilim şu. Bir kere S orbitali bir tane. Tam dolu. Buradaki de tam dolu. Şimdi P3'e dikkat edeceğiz. P3'ü dizerken ne yapacağız bu P3'e gelen elektronları birer birer ve paralel spin. Doğrusu bu arkadaşlar. Bakın doğru şekli aynı şekilde. Ne yapmış buradaki yanlışlık? Doldurup geçmiş. O yüzden yanlış. Buradaki hata ne? Buradaki hata da paralel spin'e uymamış. Mantık bu. Bir başka element oksijen. Oksijenin dizilimini şöyle yazalım biz. 1S2, 2S2, 2P4 diye yazdık. Tam dolu. Tam dolu. P orbitali 3 tane. Doğrusu şu. 1, 2, 3. Herhangi birini 4'ledim. Olması gereken bu. İşte burada birinciyi ikilemiş. Sıkıntı yok. Buradaki sıkıntı doldurup geçmiş. O yüzden hatalı. Buradaki sıkıntı yine paralel spin kuralına uymamış. Yani Hund kuralını bu şekilde uygulayarak da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki geçiyorum Hund kuralından sonra karşımıza Auffbau kuralı çıkıyor. Evet, son üçüncü kuralımız Pauli'yi gördük. Hund kuralını gördük. Şimdi Auffbau kuralını görüyoruz. Ne demiş Pauli? Pauli ilkesi ve Hund kuralını içeren Auffbau kuralı elektronların atom çekirdeği çevresinde enerji düzeylerini ve orbitalleri doldurma sırasını belirleyen basit kurallardır. Auffbau prensibine göre aynı enerji seviyesindeki alt kabuklardaki düşük enerjili orbitale elektronlar önce dolar. Şimdi o zaman bunu enerji kuralı desek yeridir. Enerji kuralı. Yani diyor ki Auffbau kuralına elektronlar orbitallere yerleşirken, orbitallerin içine girerken önce en düşük enerjili orbital dolar. Sonra nedir? Yüksek enerjiye doğru devam eder. Yüksek enerjili orbital. Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak daha yüksek enerjili orbitale doğru gider. Birer birer dolarlar. Yani bizim Bohr atom modelinde öğrendiğimiz hani katmanlarda elektronları işte birinci katmana 2 elektron yazarız. İkinci katmana 8 elektron yazabiliriz. İşte fazlası üçüncü katmana atılır. Olayı da aslında bir enerji sırası. Önce birinci katman doluyor ki burada da önce en düşük enerjili orbital doluyor. Sonra o dolduktan sonra ondan sonraki enerjisi biraz daha yüksek olan düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru elektronları arkadaşlar orbitallerin içine yerleştireceğiz. İşte bu da Auffbau kuralı diyeceğiz. Peki burada tabii ki şöyle bir sorusu olacak. Biz orbitalin enerjisinin düşük mü yüksek mi olduğunu nasıl anlayacağız? Ya da daha doğrusu enerjilerini nasıl bulacağız? Burada arkadaşlar bir kuralımız daha geliyor karşımıza. Kimdir o? Kuralın ismi arkadaşlar Madelung-Klechowski. Madelung-Klechowski kuralı. Şimdi bu kural diyor ki orbital enerjisi neye bağlıdır? Orbital enerjisi. Orbital enerjisi N artı L toplamına bağlıdır. N artı L toplamına bağlı. Yani baş kuantum sayısıyla açısal momentum kuantum sayısının toplamını alalım. Eğer diyor ki kural 1 N artı L toplamı büyük olanın enerjisi büyüktür. İlk kuralımız bu. Enerjisi büyük. Hemen bu uygulama yapalım. Mesela bize dedi ki 3S orbitalimiz, 3P orbitalimiz ve 3D orbitalimiz var. Elimizde 3 tane orbital. Bunların enerjilerine bakalım. Bakalım. Bunun baş kuantum sayısı N'si 3, L'si 0. Hatırlayalım hatta şuraya. L 0 S orbitalini temsil eder. L 1 P orbitalini temsil eder. L 2 D orbitalini temsil eder. L 3 de arkadaşlar neyi temsil eder? F orbitalini temsil eder. Şimdi o zaman S orbitali olduğuna L'si 0. Topladık burası ne yaptı? 3.
3p orbitali, baş kuantum sayısı 3, açısal momentum konutu 1, toplayalım 4. 3D'de baş kuantum 3, açısal momentum 2, topladık 5. Ne diyordu? N artı L toplamı büyük olanın enerjisi. O zaman enerjisi 3D'nin büyüktür 3P'den, o da büyüktür 3S'den deriz. Enerjilerini bu şekilde kıyasladık. Peki eşitse ne yapacağız? İkinci kural o zaman. N artı L toplamı eşitse, eşit çıkarsa baş kuantum sayısı N'si büyük olanın enerjisi büyüktür arkadaşlar. Bu sefer karşımıza ikinci kural olarak şöyle bir şey geldi. Dedik ki eşit çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman baş kuantum sayısına bakacağız. Baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi büyük. Nasıl yani? Hemen bir tane uygulama yapalım şuraya. Elimizde 4P olsun. Elimizde 5S olsun. Elimizde 3D olsun. Bu 3 orbitalin enerjine kıyaslayalım. Yine aynı şekilde N artı L toplamına bakıyorum. İşte N'si 4, L'si 1, 5. 5S'nin N'si 5, L'si 0, 5. 3D'nin N'si 3, L'si 2, 5. Şu anda 3 orbitalinde N artı L toplamı eşit çıktı. O zaman ne diyor bize? N'si büyük olan, baş kuantum sayısı büyük olan, baş kuantum sayısı 5'se. O zaman 5S'nin enerjisi yüksektir 4P'den, o da yüksektir 3D'den diyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Yani eğer eş çıkarsa, aynı çıkarsa N artı L toplamları, N'si büyük olan enerjisi büyüktür diyoruz. Madden'in Kolechowski kuralına göre. İşte mevcut durumda tabii ki elektronların hani yerleşebileceği orbitallerin de o düzeyde olması lazım. Yani siz mesela kafamıza göre şu anda orbitale baş kuantum sayısı veremiyoruz. Yani mesela birinci düzeyde 1P diye bir şey bahsedemezsiniz. 1D diye bir şey. 1S vardır. Bunlar hepsi kuantum sayılarıyla belirlenmişti hatırlarsınız. İkinci düzeyde 2S vardır, 2P vardır. Üçüncü düzeyde 3S vardır, 3P vardır, 3D vardır. Dördüncü düzeyde 4S vardır, 4P vardır, 4D vardır, 4F vardır. Yani mevcut orbitallerde o düzeyde olmak zorunda. Ona da dikkat etmemiz lazım. Ve biz bunları teker teker ne yapacağız? Dizdiğimiz zaman karşımıza bir sıra çıkacak. İşte o sıraya geçmeden önce bakalım buradaki uygulama varsa hemen hızlıca görelim. Kuralları öğrendik. İşte orbitallere elektronların, hemen buradan da bir tekrar etmiş gibi olalım. Doğru şekilde yerleştirmesi düşük enerjili orbitalden yüksek enerjili orbitale doğru olur. Kural bu. Orbitallerin enerjisi N artı L değerlerinin karşılaştırılmasıyla bulunur. N artı L değeri büyük olan enerjisi büyüktür. N artı L değerli eşitse N'si küçük olan enerjisi küçüktür. Yani iki kuralı böyle ayrı ayrı söylemiş arkadaşlar. Uygulama yapmış. Mesela 1S için N artı L toplamı 1'dir. 2P için 3'tür. 3P için 4'tür. 2S için 2'dir. Bunları teker teker hesaplamış. Hesapladıktan sonra karşısına şöyle bir durum çıkmış. Yani en düşük enerjiden en yüksek enerji. Eğer eşit çıkarsa N artı L toplamı, N'si büyük olan enerjisi büyük mantığıyla böyle bir sıra çıkmış arkadaşlar. En düşük enerjili 1S orbitali, sonra 2S, sonra 2P, 3S şeklinde. Burası en düşük enerji. Burası da en yüksek enerji. Verilenler içinde. Yani enerji en düşükten en yükseğe doğru elektronları orbitallerin içine yerleştirirken bu sıraya göre yerleştireceğiz arkadaşlar. Yani işte bu doldu. Buna geçtik. Bu doldu, buna geçtik. Bu doldu, buna geçtik. Bu doldu, buna. Yani bu şekilde elektronla teker teker orbitallerin içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunu akılda tutmak için tabii ki yöntemler var. En hani bilinen yöntemle başlıyorum. Nedir o? İşte tekerleme. İşte en düşük enerjiden en yüksek enerjiyle sayıyorum arkadaşlar. Say, say, para say, para say. Dede, para say, dede, para say. Fakir, dede, para say, fakir, dede, para say. Yani böyle bir tekerleme söylenebilir. En çok bilinenlerden birisi. İşte rahmetli oldu bir Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı'dan bahsederler. Yani aynı mantık işte Sakıp Sabancı para sayar, para sayar, daha para sayar, daha para sayar, fazla daha para sayar, fazla daha para sayar. Bir yöntem.
Bir şöyle bir şey de duymuştum. İşte sisi, pisi pisi, depesi depesi, farenin depesi. Böyle bir yöntem de var. Yani ilginç yöntemler var ama en çok kullanılan bu işte. Say say, para say, para say. Dede para say, dede para say, fakir dede para say, fakir dede para say. Yani say saydan sonra iki kere tekrarlıyoruz aslında. Peki kas sayıları nasıl anlayacağız? S orbitalleri birinci yüzeyde bulunur arkadaşlar. 1S, sırayla 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S ve 8S. P orbitalleri ikinci yüzeyden başlar. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P ve 7P. D orbitalleri üçüncü yüzeyden başlar. 3D, 4D, 5D, 6D. F orbitalleri dördüncü yüzeyden başlar. 4F ve 5F. Evet, enerjisi küçükten büyüyor işte. Küçüktür 2S'den, küçüktür 2P'den, küçüktür 3S'den şeklinde. Böyle gidiyor arkadaşlar. Hani en düşük enerjili orbitalden en yüksek enerjili orbitale doğru kıyaslıyoruz. Bunu belirlerken neye bakıyoruz? N artı L toplamına bakıyoruz. Kural bu şekilde ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Bu sırayı böyle ezberleyebilirsiniz. Sıra önemli çünkü bilmemiz lazım arkadaşlar. Böyle bir yöntem de var. Böyle yazarsınız. Sonra çapraz bir şekilde böyle bir yönle. Hani sıra aynısı. 1S, 2S, 3S, 2P, 3S şeklinde 3P böyle. Ne oluyor? Zikzak şeklinde gidiyor arkadaşlar. Böyle bir yöntem de var yazıp hani görme açısından ama tekerleme daha basit olabilir. Şimdi bu öğrendiklerimizi hemen bir uygulayalım. Üç tane kural gördük elektron diziliminde. Pauli ilkesi, Hund kuralı ve Auffa kuralını gördük. Bu kuralları sorularda uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyüteyim sorayım. Evet, ilk sorumuz şu. Hund kuralına göre demiş. Orbital gösterimlerden hangileri yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. Flor'u dizmiş. Şuradaki elektronlar toplamı 9 olacak. 2, 4, 9, 1S, 2S, 2B. Evet, şeyde uymuş. Enerji sırasında da uymuş. En düşük enerjiden. Yerleştirirken bizim için önemli olan şu yerleştirmeler arkadaşlar. Hund kuralında neydi? Birer birer ve paralel spin. İşte tam dolu, tam dolu. 5 tane elektron var. Yani şöyle 5 tane elektron mantık olarak şöyle olacak işte. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tam olarak da aynısı. Bir sıkıntı yok. İşte 19, 2, 4, 10, 12, 18, 19. Evet, elektron sayısı 19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Evet, enerji sırası da uyuyor. En düşük enerjiden başlamış. Şimdi S'lerde sıkıntı yok zaten. P'lerin hepsi dolu olduğuna göre şuna da dikkat edeceksiniz tabii ki. Hepsi zıt spinli. Tamam. Bunlarda da sıkıntı yok. Evet, bir tane elektron kalmış. İstediğimiz yöne yazabilirdik. Yukarı tercih etmiş. Doğrudur, bir sıkıntı yok. Doğru Hund'a göre. Azotu yazmış da 2, 4 ve 7. 1S2, 2S2, 2P3. Tamam. Bu doğru, bu doğru. Evet, şurası arkadaşlar hatalı. Çünkü P orbitallerinde 3 tane elektron yazacak. Bu 3 elektronun da birer birer ve paralel spinli olması lazım. Ne yapmış peki burada? Doldurup geçmiş. Doldurup geçmiyorduk. Ne yapacağız? Önce birer birer dolduracağız. Sonra ikincileri doldurmaya başlayacağız. O yüzden üçüncü yazım şekli arkadaşlar Hund kuralına göre yanlıştır diyoruz. Cevap B şıkkı. İkinci soruya geçiyorum. Diyor ki Pauli ilkesine göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım Pauli neydi? Bir atomun İki farklı elektronun dört tane kuantum sayısı aynı olamaz. Hatta bunun direkt yansıması şuydu. Bir orbitalin içerisindeki bulunan iki elektron aynı yöne bakamaz. Bu neydi? Pauli'ye göre yanlış diyordum. Şimdi spin kuantum sayıları aynı olan iki farklı elektron bulunamaz. Spin kuantum sayısı aynı olan iki farklı elektron bulunamaz. Evet, aynı orbitalde spin kuantum sayısı aynı olamaz ama farklı orbitallerde aynı olabilir arkadaşlar. Bu ifade yani sonuçta tamam aynı bir orbitalin içerisinde geçerli değil ama farklı orbitallerde bulunabilir. Yani bu Pauli'ye göre bir cümle değil arkadaşlar. Pauli aynı orbitalin içerisinde aynı spinli bulunamaz diyor. Farklı orbitallerde bulunabilir. Mesela 3S'de ve 3P orbitalinde ikisinde de nedir? Aynı kuantum sayısına sahip, spin kuantum sayısına sahip olan elektron bulabilirsiniz. Ama burada aynı orbitalin içerisinde
olamaz diyor Pauli. O yüzden bu doğru bir ifade değil. Bir orbitalde iki elektron spinleri bir yukarı bir aşağı, yani zıt spinini gösterebilir. Evet, böyle olması lazım. Eğer aynı tarafa bakarsa Pauli'ye göre yanlış. Kuantum sayıların tamamı aynı olan iki farklı elektron bulunamaz. Zaten tam olarak da Pauli'nin söylemek istediği bu arkadaşlar. Dört tane kuantum sayısı var biliyoruz. Kim bunlar? Baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı ve spin kuantum sayısı. Bu dört kuantum sayısı aynı olan iki farklı elektron bulunamaz demesi zaten Pauli prensibinin temel çıkış noktasıdır. Cevabımız o yüzden doğruları soruyor. 2 ve 3 diyoruz. Üçüncü sorumuz bizden diyor ki P3 orbitalinin P orbitallerini Hund kuralına göre yerleştirin. P3 eş enerjili 3 tane P orbitalimiz var biliyorsunuz. Bunlara elektronlar birer birer ve paralel spin. Ya şu şekilde olmak zorunda arkadaşlar ya da bu P3 şu şekilde olmak zorunda. Şıklardan bunlardan birini arayacağız. Evet bu olmaz. Bakın biri aşağı biri yukarı biri aşağı. Yani ikisi aşağı biri yukarı bakın olmaz. Bu doldurup geçmiş olmaz. Evet cevabımız C şıkkı olur. Buradaki sıkıntı aşağı bakıyor. İkisi yukarı bakıyor. Paralel spine uymamış. Burada zaten elektron sayısı 6 tane arkadaşlar. Hiç uymuyor. Cevap C şıkkı. Hund kuralı birer birer ve paralel spin. Evet. Şimdi şurada bir düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Basım hatası var muhtemelen. Şurayı 4 yapalım. Çünkü 3F diye bir orbital olmaz. Biz 4F alalım. Yani şöyle hatta düzeltelim. 4F olsun. Ona göre çözelim soruyu. Orbital enerjinin karşılaştırması. Orbital enerjisini deyince ne olacak? N artı L toplamına bakacağız. Bakalım 3S'nin 3 artı 0'dan 3'tür. 4D'nin 4 artı 2'den 6'dır. 4F'nin de 4 artı 3'ten 7'dir. O yüzden enerjisi en yüksek olan 3. oldu. Sonra 2. oldu ve 1, 3, 2, 1. Soruyu buna göre yani yeni şekline göre çözdük arkadaşlar. 3F diye bir orbital olmaz. Yani mesela bulunmuyorsa o düzeyde orbital yanlış bir söylem tarzıdır. Mesela 1, P diye bir şey de olmaz. 1D diye bir şey de olmaz. P'nin ilk başladığı yer nedir? 2'dir. 2'den sonra olabilir. 1D diye bir şey olmaz. 3D ve sonrası olabilir. Ya da ne bileyim işte F orbitali 2F diye bir şey olmaz. Nereden başlayacak F'ler? 4F ve sonrası olacak. Ona hani hangi düzeyde hangi orbitalin bulunabileceği kuantum sayılarının anlattığımız derste öğrenmiştik. Neydi? İşte L değerleri N-1'e kadar değil mi? N-1'e kadar değer alıyordu L değerlerimiz. O yüzden bir eksiğine kadar gidecek. Yani buna dikkat edeceğiz. O zaman cevabımızı da E şık olarak güncelledik. Beşinci soruda da şöyle bir şey sormuş arkadaşlar. Demiş ki Pauli ilkesine göre hangileri doğrudur? Bakalım neler söylemiş. Hund kuralına göre, yani Hund'u açıklamış Pauli ilkesine, D7 orbitalinin orbital şeması bu şekildedir. Hund'a göre düşüneceğiz o zaman bunu. Evet, 7 tane bizim elektronumuz var. Biz yapalım. Buradan karşılaştırın. 7 tane elektronumuz var. 5 tane orbitalimiz var D orbitali. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birer birer yerleştirdik. Zıt spin olarak 6, 7. Kural bunu söylüyordu. Birer birer ve nedir? Paralel spinli. Sonra ikincileri zıt spinli olacak şekilde doldur. Bakıyoruz. Evet. Aynı bu şekilde yapmış. Pauli ilkesi tek orbitaldeki elektronun spinleriyle ilgiliyken Hund kuralı birden fazla orbitin olduğu paketlerdeki elektronun yerleşmesi ve spinleriyle ilgili. Evet. Çok da güzel açıklamış. Yani bizim Pauli ne diyordu? Bir orbitaldeki iki elektronun zıt spinli olması. Yani tek bir orbital. Ama yukarıya bakıyoruz Hund kuralı. Çok orbitalimiz var. Onlara birer birer ve paralel spinli yerleşir diyor. Yani Hund çok orbitalden bahsediyor. Pauli ise bir orbitalin içerisinde iki elektronun zıt spinli olması gerektiğini söylüyor. Bu söylenebilir. Güzel bir karşılaştırma olmuş. Auffbau kuralı çok elektronlu atomlarda elektronun orbitalleri dolma öncelik sırasında. Evet enerji kuralıdır Auffbau. Önce 1S dolar diyor. 1S dolduktan sonra 2S'ye, 2S dolduktan sonra 2P'ye, 2P dolu 3S şeklinde enerjisi en düşük olandan en yüksek olana doğru sırasıyla gider diyor. Buna Auffbau kuralı denir demiştik. Doğru söylemiş. Cevabımız o yüzden E şıkkı olarak söyleyebiliriz. Gelsin sorumuz.
Bakalım biraz daha büyüttüm. Çok elektronlu bir atomun orbitallerin enerji sıralaması ve elektronun orbitallere yerleşme sırası işte 1s, 2s diye yazmış. Ama bir yerde yanlışlık yapmış. Doğru olabilmesi için ne yapılmalıdır? Şimdi ister say say parasaydan hani bulursunuz bu yöntemi arkadaşlar. İsterseniz enerjilere baka baka gidersiniz. Biz enerjilerine bakalım. Hem matematik. 1s'nin 1 artı 0'dan 1. 2s'nin 2 artı 0'dan 2. 2p'nin 2 artı 1'den 3. 3s'nin 3 artı 0'dan 3. Şimdi 2 tane 3 çıktı ya. Hangisinin enerjisi daha büyük? Baş kuantum sayısı. O zaman doğru gidiyor şu anda. 3p'nin 3 artı 1'den 4. 3d'nin 3 artı 2'den 5. 4s'nin 4 artı 0'dan 4. Yani burada bir hata var bakın. 4, 5, 4 şeklinde gitmiş arkadaşlar. O zaman demek ki bizim düzeltmemiz için şu ikisinin yeri değişmesi lazım. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelirse değil mi? Olur. 4p'nin 4 artı 1'den 5. Şimdi şunlar yan yana gelecek tabii doğal olarak bu yer değiştirince. Yan yana geldiği zaman 4p'nin baş kuantum sayısı 4 olacak. Enerjisi daha yüksek. Evet. Bu sağlayacak arkadaşlar. Ondan sonra yine enerji sırasına göre artıyordur. Yani bir yerde yanlışlık vardır herhalde çünkü hepsine bakmadım. Şıklarda var mı? 3d ile 4s orbital. Evet. Yer değiştirmesi lazım. Cevap o yüzden c şıkkı. Ama oldu ki unuttunuz. Yani n artı l toplamı o anda. Ne yapacaksınız? Gelecek size. Say, say, para, say, para, say, dede, para, say, dede, para, say, fakir, dede, para, say, fakir, dede, para, say. Şimdi buraya göre yazarsınız. İşte 1, 2, 3, 4, 5, s'leri böyle sırayla 6, tamam şuraya gelelim bir de 7 olsun. Yani zaten 5D'yi de bitirmiş. Oraya kadar yazsak yeterli. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Yazalım bunu da yazmış olduk. 3D, 4D, 5D var. Evet 5D'yi zaten bitiriyor arkadaşlar. Şurası da 4V. Bakalım 1S2. Şuradan siliyorum. 2S2. Evet 2P. Yani üzerinde elektronları söylemeyeyim de 3S. Tamam. 4P. Evet bakın. 3D'ye gelmiş. 4P. Şu ikisinin yer değiştirmesi lazım olduğunu zaten şuradan sıradan görebilirsiniz. Bu da başka bir yöntem size arkadaşlar. Bu şekilde bugün neleri gördük? Kuralları gördük arkadaşlar. 3 tane kuraldan bahsettik. Pauli, Hund ve Auerbach. Bunların neler olduğunu tek bir cümleyle hepsini özetleyip bitirelim. Pauli bir atomun iki farklı elektronun 4 tane kuantum sayısı aynı olamaz demişti. Hund eş enerjili orbitallere elektronlar birer birer ve paralel spinli olacak şekilde yerleştir demişti. Auerbach'da elektronlar orbitallere yerleşirken en düşük enerjili orbitalden başlayarak sırasıyla dizilir demişti. Bunları da hatırlamış olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere diyorum.